Arı Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yumuşacık sünger gibi dokusuyla, gözenekleriyle yumuşacık bir anne keki. O kadar lezzetli oldu ki mutfağı buram buram kokusu sardı. Çok lezzetli bir tarif. Mutlaka bu tarifi deneyin. Öncelikle oda ısısında 4 adet yumurtamızı karıştırma kabımıza ilave ediyoruz. 1 paket vanilya ilave ediyoruz. 1,5 su bardağı da şekerimizi ilave ediyoruz. Kullandığım bardak standart bardak ölçüsüdür. Şekeri siz zevkinize göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. 1,5 bardak şeker tam ideal oluyor. Mikserimizle köpürene kadar, bembeyaz olana kadar kek harcımızı çırpıyoruz. Kek harcımız beyaz beyaz köpük köpük oldu. Kıvamına geldi. Baya bir kabardı. Şimdi diğer sıvılarını da ilave edelim. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1,5 su bardağı da sütümüzü ilave ediyoruz. Oda ısısında olması gerekiyor. Bunlara dikkat edelim. Tekrar mikserimizde 25-30 saniye kadar harcımızı karıştırıyoruz. Daha sonra tepel olacak şekilde 3 bardak unumuzu eliyoruz ve onu da ilave ediyoruz. Unlarımız biraz bardağımızda tepeli şekilde olsun. Kıvamını da sizler için göstereceğim. 1 paket kabartma tozu ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı da karbonatımızı ilave ediyoruz. Anne kekimizin olmazsa olmazı 1 çay kaşığı kadar limon suyu. Benim limon suyu olmadığı için elma sirkesi kullandım. 2 dakika kadar unumuzla harcımız özleşene kadar, homojen olana kadar çırpıyoruz. Çok fazla çırpmayalım ki hamurumuz sönmesin. 1-2 dakika çırpınca zaten homojen şekile geliyor. Kıvama geldi kek harcımız. Bu saatten sonra spatula ile kenarına köşesinde un veya kabartma tozu kalmış mı diye alttan üste doğru kekimizi söndürmeden karıştırıyoruz. Tabanını yağladığımız tepsimize harcımızı dökeceğiz. Daha önceden fırınımızı ısıttık 180 derecede ve alt üst ayarda. Tabanını yağladığımız büyük boy borcam, yuvarlak borcam tepsimize kek harcımızı ilave ediyoruz. Dikdörtgen borcamda da pişirebilirsiniz. Hava kabarcığı kalmasın diye kekimizi birkaç kere yere vuralım. Ve anne kekinin olmazsa olmazı sarı susamımızı da kekimize ilave ediyoruz. Isıttığımız fırınımıza ikinci rafına kekimizi sürüyoruz. Alt üst ayarda pişiriyoruz. Sizin fırınınızın özelliğine göre değişiklik gösterebilir. 30 veya 35 dakikada kekimiz pişecektir. 35 dakika sonra benim kekim pişmişti. Bakın neredeyse 2 katı kadar kabardı. Şimdi kürdan testimizi de yapalım. Kürdanımız temiz çıkarsa kekimiz pişmiş demektir. Kürdanımız da temiz çıktı ve 10 dakika kadar kekimizi soğutuyoruz. Kekimiz soğudu. Şimdi istediğimiz şekilde dilimlere ayırıyoruz. Anne kekinin en lezzetli bölümleri kenar kısımlarıdır. Tepsinin kenarları o kadar lezzetli olur ki ben küçükken bizim evde kek pişince kavga çıkardı. Ablam ben yiyeceğim derdi, ben de ben yiyeceğim derdim. Mutlaka kek pişince kavga yapardık. Kekimizi dilimliyoruz ve sunuma geçiyoruz. Anne kekinin olmazsa olmazı sarı susam ve karbonattır. Onun dışında diğer keklerden bir farkı yoktur. Şimdi sunuma geçebiliriz.
O kadar yumuşak oldu ki abartmıyorum, pamuk pamuk yumuşacık bir kek oldu. Kekimizin altı da gayet güzel pişti. Çok güzel görünüyor. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun, beğeni ve yorum yapın. Hoşça kalın.